Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D'da'nın yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Eke dikkat etmeliyiz. Galatasaray'da derken bulunma durum ekinin yazımı doğrudur. Yine dergilerinde denmiş yazım doğrudur. Yıllarda denmiş doğrudur yazım. Yine dergilerde denmiş yazım doğru. Dergah dergisinde derken de bir yanlışlık söz konusu değil. Ancak 5. cümleyi okuduğumuz zaman cümlenin anlamı bize cevabı söylüyor. Dergah da yayınlanan ilk şiiri denmez. Burada kastedilen dergah dergisinde yayınlanan şiirdir. Yani nerede sorusuna cevap veren bir de daha var. Bu bulunma durum ekidir. Bulunma durum eki bitişik yazılır. Özel isme geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Burada ise bağlaç gibi yazılmış. Bu yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle 5. cümle olan E seçeneğidir. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bağdat'ta denmiş. Buradaki nerede sorusuna cevap veren durum ekidir. Bitişik yazılmalıdır. Bu yazım doğru. Kahrolanda ı düşüyor. Ses düşmesi olduğu için bitişik yazılmalıdır. Bu da doğrudur. Birkaç bitişik yazılır. Sayı basamakları ayrı yazılır. Ancak burada bir kural var. Dikkatlice bakalım. Kurum kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Tekrar ediyorum. Kurum kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla burada bir yanlışlık söz konusudur. Galatasaray Lisesi'nde biçiminde kesme işareti kullanılmadan yazılmalıydı. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle 5 numaralı söz olan A seçeneğidir. Hangisinde altı çizili kısaltmanın yazımı yanlıştır? Botaştan denmiş. Bu yazım doğrudur. Kısaltmaya gelen ek de kısaltmanın okunuşuna göre gelmiş. PPK'nin doğru yazılmış. TBMM'de doğru yazılmış. TÜBİTAK'ta da doğru yazılmış. Fakat cümlenin anlamına baktığımız zaman cümlenin anlamına baktığımız zaman buradaki D'nin ek olmadığını bağlaç olduğunu görüyoruz cümle şöyle demek istiyor. Birleşmiş Milletler bile Suriye'deki insanlık dramının önüne geçemiyor demek istiyor. BM dahi şeklinde bir anlam var burada. Dolayısıyla burada bağlaç olan D'yi daha görüyoruz. Ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış bir yazım yanlışı yapılmış. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? B seçeneğinde ufkumuzu ve her biri sözleri var doğru yazılmış. C seçeneğinde ikileme var doğru yazılmış. Oldum molası ve karma karışık pekiştirmedir. Oldum molası bir ikilemedir. Bunlar doğru yazılmış. Peşi sıra doğru yazılmış. Ancak basma kalıp ifadesi bitişik yazılması gerekirken burada ayrı yazılmış. Yani yanlış yazılmış. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? 250 kişi denmiş birinci cümlede burada sayı basamaklarının ayrı yazılması gerektiğini hatırlamalıyız. Burada yanlışlık vardır. İkinci cümlede dinleyen denmiş burada ünlü daralması olmaz dinleyen diye yazmamız gerekir. Dördüncü cümlede terk etti birleşik eylemdir. Aralarında bu sözcüklerin herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekir. Burada da yanlışlık vardır. 3 ve 5 numaralı cümlelerde bir yanlışlık söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Parçada kaç sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır? Nevi şahsına münhasır sözünde bir yanlışlık var. Burada kesme işareti olmamalı. Kendine has tavırı derken tavrı dememiz gerekiyor. Burada bir yanlışlık söz konusudur. Pek çok ayrı yazılır bir yanlışlık söz konusudur. Hiçbiri bitişik yazılır. Burada ayrı yazılmış. Burada da bir yanlışlık söz konusudur yine orijinal kelimesi orijinal biçiminde iki i harfi kullanılarak yazılır. Burada da yanlış yazılmıştır. Dolayısıyla toplamda 5 sözcükte yanlışlık görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Birçok bitişik yazılır. Stajyer y harfiyle doğru yazılmış. Yanı sıra ayrı yazılır dış iç sıra sözcükleri ayrı yazılır bunu bilmeliyiz. Art arda ikilemedir ayrı yazılır ancak inisiyatif şeklinde yazılmaz bu sözcük. İnisiyatif biçiminde yazılmalıdır. Bundan dolayı bu sözcüğün yazımı yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Burada hece bölmeyi bilmeliyiz. Amasya'nın denmiş kesme işareti gelmiş. Kesme işaretiyle kısa çizgi aynı şekilde kullanılmaz. Bu yazım doğrudur burada. Hanı meli doğru hecelenmiş. Hanı meli şeklinde heceleriz. Aslan ağzı doğru yapılmış. Adam otu doğru yapılmıştır. Fakat bunlardan farklı olan baş öğretmen yazımıdır. Bunu ba şöyle red men biçiminde yazmalıyız. Oysa burada C seçeneğinde kelime bölünmüş, hece bölünmemiştir. Burada yanlışlık vardır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır diye soruluyor. Beşinci cümlede herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. Tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Mevlevi dergahı yeniden düzenlendi deniyor. Bu yazım doğru Türk ve İslam kültürü de doğru yazılmış. Dördüncü cümlede sadece hoşgörü sözcüğü bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış bir tane yazım yanlışı var. İkinci cümlede D bağlacının bitişik yazıldığını görüyoruz etkilemeye de devam ediyor şeklinde söylememiz gerekiyordu. Burada bir tane yazım yanlışı var. Birinci cümlede yine yüzyıllar sözü ayrı yazılmış bir tane yazım yanlışı var. Bize birden fazla yazım yanlışı olan sözcükler soruluyor. Cümle soruluyor. UNESCO bir özel isim kısaltmasıdır. Büyük harfle yazılması gereken bir sözcüktür. Yine Mevlana yılı derken burada özel bir yıldan söz ediliyor. Büyük harfle yazılmalıydı burada. Bundan dolayı burada bu cümlede, üçüncü cümlede birden fazla yazım yanlışı görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı vardır diye soruluyor. Birinci cümlede Hoca Ahmet Yesevi ismi verilmiş. Bu doğrudur. İlk harfler büyük. Batı Türkistan bir yerdir. Bu da doğru yazılmış. Sayran bir şehir ismidir. Bu da doğru yazılmıştır. Üçüncü cümlede Taşkent doğru yazılmıştır. Taşkent dolayları derken burada bir özel isim söz konusu değil. D harfi küçük olmalı. Seyhun Nehri doğru yazılmış. Türkler doğru yazılmış. Yine Türkler doğru yazılmıştır. Yesevilik bir tarikattir. Büyük harfle başlar. Bu da doğru yazılmıştır. Ancak Türk dünyası derken buradaki dünya sözcüğünün ilk harfi küçük olmalıdır. Çünkü bir özel isme bağlı olan tür isimleri küçük harfle başlar. Aynen Taşkent dolaylarında olduğu gibi. Dolayısıyla 2 numaralı cümlede büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı gözümüze ilişiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir.